aşağıda bir çiçeğin yapısı gösterilmiştir. Belirtilen kısımlarda meydana gelen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? 1. Başçık. Başçıkta polen oluşumu gerçekleşir. Polen oluşumunda meiyoz, arkasından mitoz bölünmeler gözlenir. 2 ile gösterilen kısım taç yapraklardır. Taç yapraklar böcekleri kendisine çekerek tozlaşmayı sağlar. 3 ile gösterilen kısım dişicik borusudur. Dişicik borusu polen tüpünün oluştuğu kısımdır. 4 ile gösterilen kısım tohum taslağı ovaryumda bulunur. Yani yumurtalıkta bulunur. 1 ile gösterilen bölge önce meiyoz sonra mitoz bölünmeyle polen oluşturur. Doğru. 2 ile gösterilen kısım fotosentez yapamaz. Doğru. Bu çiçeğe sahip olan bitki iki evcikli dioiktir. Dişi ve erkek çiçekler aynı bitkide bulunuyorsa buna monoik bitki denir. Dişi çiçekler bir bitkide, erkek çiçekler başka bitkide bulunuyorsa buna da dioik bitki denir. Dişi ve erkek çiçekler farklı bitkide bulunuyorsa dioik, iki evcikli. Dişi ve erkek çiçekler aynı bitkide bulunuyorsa monoik. Bir çiçekte hem dişi organ, burada şekilde olduğu gibi, hem de erkek organ varsa bu erselik çiçek örneğidir. O yüzden dioik bitki değil. 3 ile gösterilen kısımda polen tüpü oluşur. 4 ile gösterilen kısımda 6 tohum taslağı varsa bu çiçekte 6 yumurta hücresi meydana gelir. Tohum taslağı tohumu oluşturur. Cevabımız C. Aşağıda çiçekli bitkiye ait iki başlık kısmı gösterilmiştir. Şekilde numaralandırılmış hücrelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Mikrospor ana hücresi, mikrospor ana hücresi 2 en kromozomlu, polen en kromozomlu. Yine bu 2 en kromozomlu, bu en kromozomlu. Mikrospor ana hücresi önce meiyoz geçirir. Meiyoz sonucu 4 tane polen mikrospor hücresi oluşur önce. Daha sonra bu mikrospor, en kromozomlu olan bu mikrospor bir kere mitoz geçirir. İki çekirdekli bir yapı gösterir. Buna polen denir. 1 ve 2 numaralı hücrelerin toplam çekirdek DNA miktarları aynıdır. 1 de 2N, polende de 2 tane çekirdek olduğu için N artı N'den, polende N artı N'den 2 tane çekirdek olduğu için DNA miktarları aynı. 4 numaralı hücrede homolog kromozomlar bir arada değildir. Çünkü meiyoz geçirdi. Meiyoz geçirdikten sonra artık hücrelerimizde 2 çekirdek var. 2 çekirdek var ve bunu N artı N şeklinde düşünebiliriz artık. Polen dediğimiz yapı da budur. Polen N artı N şeklinde kromozomu var ve meiyozun ürünü olduğu için homolog kromozomlar bir arada değil. 1 ve 3 numaralı hücrelerin genetik yapıları farklı olabilir. 1 ve 3 farklı hücreler, farklı meiyozlar, farklı kalıtsal yapılar oluşturur. 2 ve 4 numaralı hücrelerin çekirdek toplamı. 2 ve 4 hücrede, 2 ve 4 nolu hücrede N artı N buradan geldi. N artı N buradan geldi. 1'de 2N var. 3'te de 2N var. Yani 4N, diğeri ise çekirdek sayısı toplamı. Ha, bu kromozom sayısını eşitledik. 4N'e 4N. Çekirdek sayılarını toplayacak olursak 2 tane çekirdek 2 nolu hücrede var. 2 tane çekirdek de 4 nolu hücrede var. 4 tane çekirdek var. 2 ve 4'te. Mikrosporda bir tane çekirdek var. Mikrospor ana hücresinde. Diğer mikrospor ana hücresinde de bir tane çekirdek var. 2 çekirdek var. Yani toplamda bunların 2 çekirdeği etti. Bunların toplamda 4 çekirdeği etti. O yüzden 2 katıdır. Doğru. Bu kromozom sayılarına denkleştirdik. 2 ve 4 numaralı hücrelerin kalıtsal yapılarının aynı olmaması beklenir. Farklı hücreler, farklı meiyozlar oluştu. O yüzden de kalıtsal yapıları da farklıdır. Buna göre cevabımız C. Mikrospor ana hücresinin genotipi büyük A küçük A, büyük B küçük B şeklinde olan kapalı tohumlu bir bitkinin tohumunda bulunan zigot
ve endospermenin genotipleri aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibi olabilir? Mikrospor ana hücresi büyük A küçük A ise büyük A küçük A büyük B küçük B ise oluşturabilecekleri spermlerin gametlerin yani genotipleri bunlardır. O yüzden büyük A'ya küçük B zigota verebilir. Küçük A'ya küçük B, küçük A'ya büyük B de verebilir. Yine küçük A'ya küçük B, büyük A'ya büyük B verebilir. Endosperm 3N kromozomlu. Endosperm 3N kromozomlu olduğu için büyük A ve büyük B'yi, büyük A ve büyük B'yi babadan aldığını düşünsek, anneden küçük A küçük A, pardon, şu iki tane büyük B'yi anneden aldığını düşünelim. İki tane küçük A'yı anneden alsın. İki tane de küçük büyük B'yi anneden alsın. Büyük A küçük B gametini babadan alabilir. Problem yok. Anneden iki tane küçük A'yı, iki tane büyük B'yi alsa küçük A küçük B gametini buradan alabilir. Problem yok. Anneden iki tane küçük A'yı ve küçük B'yi alsa büyük A büyük B gametini babadan alabilir. Problem yok. Cevap E. Aşağıda kapalı tohumlu 3 bitkide çiçek eşeği durumları verilmiştir. 1 ve 2 aynı tür, 3 ise farklı türe aittir. Buna göre bitkiler ve üremeleriyle ilgili hangisi yanlıştır? 1 numaralı bitkide embriyo kesesi oluşmaz. 1 numaralı bitki erkek bitki, o yüzden embriyo kesesi oluşmaz. Bu 3 bitkiden ikisinde meyve oluşabilir. Bu dişi bitki meyve oluşturabilir. Burada da ovaryum var, meyve oluşturabilir. Meyve ovaryumdan oluşur. 3 numaralı bitki tam çiçeğe sahiptir. Çünkü 3 num pardon 2 numaralı bitki tam çiçeklere sahip değil. Sadece dişi çiçek içeriyor. Doğru. 2 ve 3 arasında gerçekleşen eşeğli üremede oluşan kalıtsal çeşitlilik 2 ve 1 ve 2 aynı tür. 3 farklı tür bitkiydi. Farklı tür bitkiler arasında eşeğli üreme olmaz. 1 ve 2 arasında üremenin olabilmesi için bu bitkiler aynı zaman diliminde gamet ve polen üretmelidir. Doğru. Cevap D. Aşağıda kapalı tohumlu bir çiçekte bulunan dişi organ gösterilmiştir. Bu tohum taslakları gelişmelerini tamamlarsa oluşan tüm embriyo keselerindeki toplam hücre sayısı ile bu hücrelerden döllenmeye katılan toplam hücre sayısı aşağıdakilerin hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiştir? Burada 4 tane tohum taslağı var. 4 tane tohum taslağı olduğuna göre tohum taslakları gelişmelerini tamamlarsa oluşan tüm embriyo keselerindeki toplam hücre sayısı. Bir tane embriyo kesesinde 4 tane, 8 tane hücre var. O yüzden 4 tane tohum taslağı olduğuna göre 4 kere 8, 32 tane hücre yapar. Döllenmeye katılan toplam hücre sayısı, döllenmeye bir embriyo kesesinde 3 tanesi döllenmeye katılıyor. 2 tane polar çekirdek, 1 tane de yumurta hücresi, 3 hücre. O zaman 4 tane tohum taslağı olduğuna göre 12 tane hücre döllenmeye katılır. Cevap A. Aşağıda 3 meyve çeşidi verilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Sadece dişi organın kullanıldığı, sadece dişi organın kullanıldığı gerçek meyvedir. Yani sadece ovaryum meyve oluşumuna katılmışsa buna gerçek meyve denir. Şurası ovaryumu. Çiçeğin diğer kısımları da meyve oluşumuna katılırsa buna yalancı meyve denir. Dişi organ ile birlikte çiçeğin diğer kısımlarının da kullanıldığı yalancı meyvedir. Yani Z1'e eşleştirilmeli S1. Z1 bir tane yumurtalıktan gelişiyorsa buna da basit meyve denir. Çok sayıda yumurtalıktan gelişiyorsa bileşik meyve denir. Böğürtlen de olduğu gibi. Buna göre cevap C. Biyoloji öğretmeni derste elinde bulunan meyveyi göstererek öğrencilerine arkadaşlar sadece bu meyveye bakarak bu meyveyi veren ağaç hakkında cümleler kurmanızı istiyorum şeklinde bir soru soruyor. Bunun üzerine öğrenciler çeşitli cümleler kurmuş. Hangi öğrencilerin kurduğu cümleler hatalıdır?
Kapalı tohumlu bir bitki olmalıdır. Kapalı tohumlu bitkilerde kapalı tohumlular tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılır. Ve meyve oluşumu kapalı tohumlu bitkilerde görülür. Bitkileri bir de açık tohumlu bitkiler var. Açık tohumlu bitkilerde çiçek gelişmediği için meyve oluşumu da gelişmez. Kapalı tohumlu bitkiler çiçek olduğu için bunlar aynı zamanda çiçekli bitkiler, aynı zamanda tohumlu bitkilerdir. Ama açık tohumlu bitkilerde meyve yok, çiçek gelişmediği için kapalı tohumlu bitkilerde çiçek var. Çiçeğin ovaryum kısmı meyveyi oluşturur. O yüzden kapalı tohumlu bir bitki olmalıdır. Doğru. Tohumda çok sayıda çenek bulunmalıdır. Tohumdaki çenek sayısıyla ilgili değil, yani çok çenekli olması durumu açık tohumlu bitkiler için çiçek gelişmemiş. Çiçek gelişmediği için meyve de açık tohumlu bitkilerde gelişmemiştir. O yüzden çok çenekli bir bitki olamaz. Sporla eşeğsiz üreyen sporlu bitkilerde zaten meyve oluşumu gözlenmez. Bu bitkinin gövdesinde iletim demetleri bulunmalıdır. Bunlar zaten aynı zamanda damarlı bitkidir her ikisi de. İletim demetleri kapalı tohumlu bitkilerde de bulunur. Levent ve Mehmet'in söyledikleri yanlış, cevap D. Tek çiçekli bir bitkinin çiçeğinde gelişme evresindeyken erkek organlar şekilde gösterildiği gibi safçı kısımlarından kesiliyor. Buna göre bu bitkinin eşeğli üremesiyle ilgili çiçeğin tozlaşma şansı kalmamıştır. Başka bir çiçekle tozlaşabilir. O yüzden yanlış. Bu bitkide saf döl oluşma ihtimali azalmıştır. Yani kendi kendine tozlaşma büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A çaprazlamasını yapamayız. O yüzden saf döl oluşumu azalmıştır. Aynı türe ait farklı bir bitkiden gelen polenler bu bitkide üremeyi sağlayabilir. Doğru. Cevap E.